Yasin Aydoğan konuğumuz. Kur'an'da inşa ayetleri konumuz. Ayetlerimiz belirli. Sırayla gidiyoruz. Bakara suresi 208 ve 183'ü işledik. Şimdi Ali İmran suresi 102 ve 200'ü işleyeceğiz. Yeni gelenlere de hoş geldiniz diyoruz. Yasin Hocam, Bakara 102 ile Evet. devam edelim. Yine tekrar selam olsun bütün kardeşlerimize. Aleyküm selam onlar Ali adına. İmran 102. Bismillah. Ya eyyühellezine amen. Yine iman edenlere hitap var. İttekullah. Takva sahibi olun. Sınırları muhafaza edin. Hassasiyet sahibi olun. Sorumluluk bilincine sahip olun. Hakka tukati. Nasıl gerekiyorsa. Hakkıyla yani. Hakkını vererek. Layıkıyla. Layıkıyla. وَلَا تَمُوتُنْ Ölmeyin sakın. Ölmeyin sakın. Evet, ilginç bir ifade var burada. Yani Rabbul Alemin, ey iman edenler, Allah'tan korkun, takva sahibi olun ama hakkını vererek, hakkıyla sakının, hakkıyla korkun. Sakın ölmeyin. Sakın ölmeyin. Dur bakalım arkasında ne diyecek Arkasından ne bize. gelecek? Yani Rabbimiz buyuruyor ki ölmeyin ha. Sakın ölmeyin. İyi de ya Rabbi. Yani ölümsüzlüğü yaratmadın. Hani Hazreti Peygamber'e hitaben ayette senden önce hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik buyurmuş Rabbimiz. Burada da وَلَا تَمُوتُنَّ Hatta teekitle sakın ölmeyin. Dur bakalım. İlla, İlla. Ancak istisna وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman olarak ölün. Müslüman. Evet. Demek ki yani şöyle bir parantez açabiliriz. Bir Buyur. İroni de var orada. Buyur. Yani Rabbul Alemin buyuruyor ki erkekseniz ölmeyin. Yani hadi bakayım yani ölmemeyi başarabilirseniz ölmeyin. Tabii herkes sonuçta ya Şimdi Rabbi, ayetin mealini bir bütün halinde verir misiniz hocam? Vereyim. Buyurun. Yani bu parantezden sonra hadi ölmeyin de göreyim. Bütün insanlar sonuçta teslim olacaklar. Ya Rabbi ölümden kurtuluş yok. Şimdi Rockefeller kaç ameliyat olmuştu? Sayısını bilmiyorum. 200 yaşı hedefleyen birisiydi sanıyorum. Ama gitti yani. Ancak Müslümanlar olarak ölün. Şöyle tekrar başlayalım. Bütünü baştan. Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa ya da sorumluluğu kuşanmak neyi gerektiriyorsa öyle korkun, sorumluluk sahibi olun. Ancak Müslümanlar olarak can verin. Sakın ölmeyin ancak Müslümanlar olarak. O sakın ölmeyin işte diğer cümleyle birleştirdiğimizde ancak Müslümanlar olarak ölün diyoruz. Bütünleştirdiğimizde. Ama kelime kelime meal verdiğimizde orada bir espri ortaya çıkıyor. Sakın ölmeyin. وَلَا تَمُوتُنَّ Ölmeyin. اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ancak Müslüman olarak ölün. Şunu anlıyoruz. Nasıl yaşarsak öyle ölürüz. Küçük bir şey özellikle siz diğer sohbetlerimizde de vurguladınız. Yani Allah'ım son nefeste iman et, imanla ölmeyi nasip et demek yanlış bir söz. Yanlış öyle bir ifade. Eğer hayatta var ise son nefeste de Rabbimiz mutlaka o emeği karşılıksız bırakmaz. Ama yok ise de son anda onu lütfetmez yani. Yani o da yol nereye gidiyorsa menzil de orasıdır. Öyle değil mi? Yani şöyle diyelim ben buradan Aksaray'a gitmeye niyetlendim ama avcılara gidiyorum. Yani, nereye varacaksınız? Fizik yasalarına aykırı yani. Ya da hani bütün izleyici arkadaşlarımız bunu teslim ederler. Hatta patron olanlar varsa bir işçi düşünsünler. Mesaiye riayet etmesin. Sabah gelmesin. Efendim kaytarsın. Zamandan çalsın. Hatta ihanet etsin. Sözleşmeye uymasın. Efendim ama ay sonu maaşı almaya gelsin. Bunun gibi yani. Öyle bir şey yok ki. Ya bu örneği verdiğimizde dünyevi örneği kabul eden insan çıkmaz yani. İstisna ya, yorumlar ya. Zorlayarak getirilebilir ama çıkmaz. Fakat uhrevi olarak genel manada baktığımız zaman nedense hep böyle kaçamak yerler arıyoruz. Nefsimize yeniliyoruz. Eyvallah. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Nasıl dirilirseniz öyle hesaba çekilirsiniz. Hesaba çekilir. Ondan sonra da beyan bu. Dolayısıyla Rabbimiz burada çok açık, vazıh bir şekilde Ali İmran 102'de beyan ediyor. Yani çok büyük sürpriz beklememek lazım. Zaman zaman bilmiyorum uygun ifade midir, uygun olduğunu düşünerek söylüyorum. Hal hatır birbirimize sorarız ya, ne olacak diye bir de bir ifade kullanırız böyle olağanüstü yaşadığımız olaylar karşısında. Özellikle bu dönemde de çok fazla. Zaman zaman işte iş yerinde olsun, sosyal hayatta olsun. Murat sence ne olacak halimiz? Ne yaparsak o olacak diyorum. Güzel.
Yani çok farklı bir şey olmayacak. Yani ne yaptıysak onun karşılığı olacak. Yani böyle çok sürpriz bir şey beklemeye gerek yok. Aslında eskiden derdik, acaba cennetlik miyiz değil miyiz? Çocukken özellikle bunu aramızda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Aslında biraz terazinin ölçüsünü bildiğimiz zaman, kendimizi teraziye vurduğumuz zaman, elbette Allahu alem her zaman için en doğrusunu Allah bilir. Ama nerede durduğumuzu, neyle meşgul olduğumuza bakarsak anlarız ölçüsü üzerinden. Çok sürpriz olmasa gerek. O Bir zaman şey var buyur mesela, hocam. diyelim ki yeryüzünün en azılı mafya babası, çete reisi, eşkıyasını otursak. Desek ki nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Desek ki kardeşim ilahi senaryoda bana bu rol biçilmiş dese. Ben mafya lideri olacakmışım, çete reisi olacakmışım. Bu kaçınılmaz yazılmış dese. Tamam mı? Biz de desek ki tamam ilahi senaryoda yarın senin yıllarca yığdığın bütün serveti aşırmak ve çalmak da bize yazılmış. Gelip çalacağız. Ne yapar? Kabul eder mi? Mümkün değil. Silahlar konuşur. Silahlar konuşur yani. Kesici ve delici aletler gündeme gelir yani. Gündeme gelir. Yani samimi değiliz. Anlatabildim mi? Eğer seninki yazılmışsa ve bizimki Buyur. de yazılmış. Niye? O zaman teslim ol. De ki ya Yasin kardeş hoş geldin. Ben nasıl bugüne kadar çaldıysam benim çaldığımı götürmek de sana yazılmış. Buyur. Hayrını gör. Ayrılık. Der mi? Yok. Yani samimi değiliz. Peki hocam, Ali İmran 200. Ali İmran 200. Bismillah. Ne Ya diyor eyyühellezine amenu. Rabbimiz? Ey iman edenler Yine yine. ay. İsbiru. Sabredin. Ve sabiru. Ve sabrı birbirinize tavsiye edin. Allah Allah. Ve rabitu. Ve bir nöbet kulübesinde nöbetçi uyanıklığıyla hareket edin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Burada da mesela emirler geldi. Önce sabret. Sonra sabrın iki ayaklı mücessem sembolü ol. İnsanlar sende sabrı görsünler. Sonra da bu sabrı birbirinize tavsiye edin. Yani Murat kardeşim, yani ıslah yolunu tut diyelim. İfsat yolunu değil. Diyelim biriyle anlaşmazlığın var. Aman Murat kardeşim, ıslah yolunu tut. Tamam. Bir şey olmaz. O 9 alsın sen 8. Anlatabildim mi? Yani 17'yi 8'er buçuk bölmeyin ya. Bir şey O olmaz. kadar buna ihtiyaç var ki Tabii o hocam 9 alsın ya. sen 8. Nice Ya canlara ıslah kıyılıyor yolunu. bundan dolayı. Anlatabildim mi? Yani burada birbirinize sabrı tavsiye edin diyor Rabbimiz. Asır suresinde de değil mi? وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا Sabır. بِالصَّبْرِ Sabrı birbirine tavsiye etmek. Ya hemen seni 3'ten 9'a boşadım deme. Ya bizim bazı herifler var. Parantez içinde bilmem var orada tabii. Herif değil yani. Yani Evet. bakıyorsun sabır yok. Hemen 3'ten 9'a gönderiyor. Sonra da geliyor hocam 3'ten 9'a boşadık. Ne yapacağız? Mesela bu tip komikliklere girmemek lazım. Yani burada sabredin, birbirinize sabrı tavsiye edin. Yani direnin. Sabır direnmektir. Ve rabitu, ribat yapın. İrtibat içinde olun. İrtibat içinde olun. İşte oradan gelir. Rabdiye de ondan. Zaten koltuklarda rabdiye var ya, kumaşı ahşaba İlikleme. tutturan. Tutturan. İrtibat da oradan gelir. Tertibat da oradan gelir. Mürettebat da oradan gelir. Oo, Hep aynı kökten. maşallah. Tabii. Eyvallah. O yüzden mesela yani irtibat halinde olun Allah'la. Bir de birbirinizle irtibat halinde olun. Bir de mesela Osmanlı'da nöbetçi kulübelerine ribat denirdi. Allah Allah. Tabii. Buyurun. Nöbetçiye de murabıt. O da Murabıt. oradan geliyor. Nöbet tutan. Tabii. Dolayısıyla ne yapın? Yani bu hassasiyete sahip olun. Onun için rabıta hani tasavvufta mesela bildiğimiz rabıta İslam'ın önerdiği ribat değil. Orada başka dinlerden, Hinduizm'den, Budizm'den geçen bazı şeyler var, onu söyleyeyim. İnşallah onu özel bir konuda yine konuşuruz Olabilir. hocam. Yani orada aslında Rabbimiz de aramızda farkında olmadan aracılar sokuyoruz. Bu tevhidi zedeler. Burada ve rabitu ribat yapın, uyanık olun, irtibat halinde olun. Tevhidi zedeleyecek tavırlardan kaçının. Leallekum tuflihun. Böyle yaparsanız eğer yani sabrederseniz, direnirseniz.
birbirinize sabrı tavsiye ederseniz, sabır toplumu olursanız, yolda mesela en küçük bir ters harekette hemen işte bir cisimle inmeseniz mesela, sabretseniz, öfkenizi yenseniz, ya Allah senin hayrını versin, biraz daha dikkatli olsana deseniz mesela, değil mi? Bitecek. Ondan sonra yani rabıta, ribat. Hocam, konuyla bağlantılı değil ama bir dua gönderme mahiyetinde sabır, sokakta dediniz ya karşılaştığınızda gönderin diye. Bağcılar'da dün bizim köylü bir abimizin iki evladı, ki sadece iki de evladı vardı. Hem arkadaşlarıyla yaşanan tartışmada maalesef ikisi de öldürüldü. Öfkeyi ve büyük olasılıkla yani 20 yaşında yoklar veya varlar. Ya. Rabbim, çok acı. O ailemize, o kıymetli anne babaya ve ailelerine sabırlar versin. Amin. Çok zor bir imtihan. Çok zor. Yani direnmeliyiz. Kimliğimizde direnmeliyiz. İslami şefkat, merhamet duygularımızda direnmeliyiz. Öbürü kolay. Bizim Erzurumlular öyle demişler. Çok hoş. Hırs gelir, göz kararır. Hırs gider, yüz kızarır. Oo, çok hoş değil mi? Çok. Çok harika. Yani ilk bölümünü çok duyuyoruz, kullanırız. İkincisi bambaşka. Evet. Tekrar alalım. Hırs gelir, göz kararır. Çünkü insan kızdığı zaman kan beyne sıçrayıyor. Hiçbir şey görmez. Görmüyor. Gözler kırmızılaşır. Hırs gider, yüz kızarır. Sakinleşir ve utanırsın. Allah'ım, ben ne yapayım? Pişmanım dersin. Ve bunu yaşıyoruz. Evet. Amin.